Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan. Bugün Crusader Kings 3 Yahudi serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısında. Geçtiğimiz bölümde yaptığımız mimari faaliyetler ve seferler neticesinde artık gücümüzü daha da arttırmış, ekonomimizi sağlamlaştırmış, ordumuzu güçlendirmiştik. Ve artık daha da ilerilere açılmamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Adal krallığının egemeni olmamızın zamanı geldi artık. Topraklarımızı daha da büyüteceğiz. Adal topraklarının yarısı Müslüman, yarısı ise Hristiyan şu anda. Artık bu toprakların ne olmasının zamanı geldi. Bu toprakların artık Yahudi olmasının zamanı geldi. Musevi olmasının zamanı geldi ve bunun için birer birer savaşlar ilan edeceğiz. Özellikle bu arkadaşımızın hızlı bir şekilde topraklarını almamız gerekecek. Ama öncelikle bir hacca çıkmamız gerekecek ama bu hacca çıkmamız için 7 sene lazım. Mistik Komünyon ne oluyor? 5 yıl boyunca kutsal rehberlik etkisine sahip olacakmışım. Dindarlık sayesinde düzenleniyor. Askeriyemiz artıyor. Öğrenim stres artışımız azalıyor. Stres kaybımız artıyor. Öğrenimde de yetenek kazanıyoruz. Başka ne yapabiliriz? Bizim dindarlığımızın daha da artması lazım ya. Yetersiz şampiyon sorunu yaşıyoruz. Adalı almak istiyorum. Aslında Kahire Sultanı'nı yenebilirim. Ama yenmek istemiyorum. Yenemeyeceğimden değil, yenmek istemiyorum. Kesinlikle o şekilde. Nübya'yı mı alsam lan? Direkt Nübya'yı da alabilirim ha. Nübya topraklarında direkt egemeni haline gelebilirim ama işte. Bazı konularda soru işaretlerimiz var. Yapsak mı yapmasak mı bilemiyorum. Nübya'yı alsam Kahire ile çok fazla sınırımız olacak. Ve bu toprakların tamamı Hristiyan. En azından burada, burada da gerçi Müslüman ve Hristiyan sonuçta. Yine sıkıntı olacağını sanmıyorum. Karımızı aldatmayacağız. Gerek yok böyle bir şey. O zaman dindarlık biriktirelim. Nübya'ya gidelim. Adal'dan vazgeçtim. Nübya'ya gireceğim abi. Nübya topraklarını almak çok daha benim için kolay. Yönetmesi ne kadar kolay olacak orasını bilmem ama Nübya'yı alacağız. Şu anda hangi teknolojiye gidiyorduk biz? Dış surlar teknolojisini almaya çalışıyormuşuz. Dış surlar teknolojisini alınca artık seviyeleri daha da arttırabileceğiz binalarımızın. Krallıkta varisim şu an tek bir oğlum var. 25 yaşında o varisim benim. Güzel. Ne olmuş? Etiyopyalı örgü zırh mı geliştirilecek? Geliştir bakalım. Ne olacak şimdi bu örgü zırh? Geliştirildi de ne oldu şimdi? Bu ne oldu şimdi? Ne kadar sürede geliştirilecek bir şey var mı? Hiçbir bilgi yok. Şimdi krallık için savaş sebebimiz yok. Krallık için savaş açamıyorum. Çünkü fazilet abidesi değilim ama oluruz. Zor bir şey değil. Şurada mesela dini kıpti olan bir arkadaşım var. Bunu döverim biraz. Biraz aşağıda şu arkadaşı döverim. Problem değil, onlar halledilecek şeyler. Hasta mı olduk? Lan habire hastalanıyoruz. Habire bir sorun. Habire bu karakter de çok sorun yaşadı. Gençliğinden beri hep bir problem, hep bir problem. Ama hasta olmasına rağmen sağlığı iyi. Aslan parçası çok uzun süre yaşayacak bu. Çok uzun süre yaşayacak. Nihayet iyileştim. Hastalık olmasına rağmen zaten iyiydi durumu. Güzel. Aile üyeleri evlenilebilir. Gerek yok. Hanedan mirası. Uyumlu kandan gidelim bakalım. Irsi özellikleri güçlendirmeye çalışalım. Dış surları bir alabilsem çok güzel olacaktı benim için. Şurada yeni bir kale mi yaptık lan biz? Burada niye hiçbir şey yok? Yapalım bakalım. Dış surları aldık ha? İşte bu. Öğrenim yeteneğimiz de hayvan gibi arttı. Armacılığa gideceğiz artık. Armacılık kaç senede alınır? 12 yıl. Bu adam ölmez 12 yıl daha. Ben bu adamın 12 yılda öleceğini sanmıyorum. Harika. Şunları arttır. Şunu arttır özellikle. Paramızı full mimariye, ülkemizi güçlendirecek şeylere harcıyoruz abicim. Ülkemiz daha da güçlü bir hale geliyor bizim sayemizde. Biz vizyonlu bir yönetime sahibiz hocam. Muhteşem vizyonlu bir yönetime sahip olduğumuzu tüm cihan biliyor ve kimse bizim üstümüzde şu anda oynayamıyor o yüzden. Çok güçlüyüz çünkü. Çok güçlüyüz, öyle böyle değil. Dindarlık versene abi, lazım dindarlık. Dindarlık ver. Paralarımızı da kullanmaya devam edelim. Ne olmuş? Birini beni davete çağırdı. Olur öyle şeyler. Gidelim abi. Vasallarımızın yanında olmamız lazım. Tabii ki de. Aşağıdaki şeye tıkladığımı düşünsenize. Değişik olaylar yaşanabilirdi. Bunu geliştirmedi. Hani ne oldu bu? Neyi gelişti bunun? Neyi gelişti? Ne oldu ben anlamadım. Şimdi bir ilham sahibi kişi varmış. Abi sandık. Bana bir kılıç yapsanıza biriniz. Sandığı boş ver de kılıç yap abi bana. Bana biri kılıç yapsın. Sarayı bir toplayalım lan. Uzun zamandır toplamıyoruz. Hadi bakalım. İlk arzuhal.
Güvenli mezarlıklar. Güzel. Güzel. Neymiş bu? Kontrolümüz azalacak ama bak. Vaiz kardeşim. Vaizi hapset. Ya da birini sadakacı olarak da atayabiliriz. Şey yapsın, konuşsun abi, devam etsin. Vergi isyanı devam ediyor. Oğlum keşke sarayı toplamasaydım ya. Benim derdim yoktu en azından. Ha tamam lan, vergi isyanı devam ediyor. Şeyini almayacak, para verecek bana. Oh oh, vasallardan ekstra para kazanacağım. Oh güzel güzel. Dedim şey mi, alttaki mi olacak dedim de o yüzdeselmiş abi. Bunun alttakinin olma şansı yokmuş. Muhteşem. Her zaman sarayı toplayacağım artık. Sevindim. Kontuklarımda düşük kontrol olan yerler varmış. Hemen halledelim. Hemen halledelim abi. Ve bu adam niye bu kadar yeteneksiz? Bizde niye yeteneksiz adamlar dolu ya? Hiç yetenekli adam yok valla. Hep eşek dolu abi. Hep eşek dolu. Şifacı özelliğini mi kazandı? Oha, bu adam ölmez o zaman. Vallahi bu adam ölmez. Şu adamın kazandığı bonuslara bak abi. Köpekle yürüyüş, ihtiyatlı antik bok böceği. Antik bok böceği broşu ne lan? İnatçı, şifacı, antik bok böceği broşu, bir tane daha. Egzotik yemekler. Yani neymiş ya? Muhteşem abi bu adam. Bu adam ölmez. Bu adam ölmez. Bu adam ölmez abi. Bu adamın ölme şansı çok düşük. Fazilet abidesini alma. Nübiye krallığına bir çökeyim direkt. Nübiye'yi bir alalım. Nübiye'de zaten bizim kadar büyük bir güç yok. Nübiye'nin bir müttefiği var. Hmm, o bizim için biraz problem. Nübiye'nin müttefiğinin olması problem. Bizden iyi askerleri de vardır onların. Şeyleri, komutanları bizden iyidir yüksek ihtimal diye düşünüyorum. Din değiştir lan. Eşek, dinini değiştir lan. Oğlum hak yola gel lan. Gel lan. Aslanım benim, aferin adam ol. Şimdi bizim askerler full mü? Full. Şanslı neredesin? Kedinin yanına, kedi köpek kimse onun yanından mı gidelim? Diplomat. Şimdi Nübiye'ye dalabilirim. Bu Nübiye bununla ittifak. Aa, onlar oradan gelmez oğlum. Aa, oradan buraya gelmezler. Bunların şeyi mi değişti? İsyan var. Vallahi hazır isyan varken krallık için kutsal savaşta ben bunlara bir gireyim. Av düzen, nak sahiplerini şey yap. Dindarlık daha henüz yeteri kadar olmadı ya. Bekleyeceğiz, bekle. İsrail yeniden kurma varmış bu arada. Filistin falan bizim elimizde olursa kurabiliyormuşuz yeniden. Güzel, İsrail'i de kuracağız. Bunu yapacağız bu seride. Bu seride bizim planlarımız tabii ki de çok büyük abi. Çok büyük planlarımız var bizim. Bu adam uzun süre ölmezse muhteşem olacak abi devlet. Şu armacılığı da bir alacağız 7 yılda zaten. Kardeşim sen yaşa. Sen yaşa, senin ölmemen lazım. Yavaş anlayan, bu da malın tekiymiş zaten. Güzel. Harika. Ve bir iç savaş içerisinde. Herhalde yeneriz abi. Büyük miktarda paramız var. En kötü paralı asker alırız diye düşünüyorum. Vallahi krallığa direkt gireceğim ya. Hadi bakalım. Direkt krallık için girdim. Şövalyelerim de var. Saray mensubu yapayım. Daha kaliteli şövalyeleri. Çok yetenekli değil ama bizim şövalyeler. İş görür diye düşünüyorum. Haydi arkadaşlar gelin. Gelin toparlanın, gelin. Gel 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 gel. Şunları ezeriz oğlum biz. Hadi aslanım. Hadi oğlum. Oh oh oh. Koyduk abi, fena koyduk. Fena koyduk. Fena koyduk. Haydi oğlum. Ekonomimiz çok iyi yeğenim, hiç sıkıntı yok. Şeyimiz iyi mi? Harika. Baronluklara tek tek çökeceğiz. Oy 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 oy, sen benim ülkemi mi işgal edeceksin ha eşek? Ne oluyor lan bunlar? Lan oğlum bunlar kalabalıklaştı. Oğlum bunlar bölünme geçirdi bunlar. Kalabalık değiller bu kadar ya. Gel bakalım delikanlı sen. Deveci, deve sen de gel abi. Deve gel. Bunlar bu kadar kalabalık değildi. Bunlar ne oldu böyle ya? Girin agalar. Bizim torpakları alıyorlar ya. Böyle bir şey mümkünatı olamaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Ağzınıza sıçarız böyle oğlum. Bir daha bizim topraklara şey yapmayın ha. Gelmeyin buralara, adamı deli etmeyin ha. Aslan parçaları. Hadi bakayım. Hadi köyünüze. Herkes kendi köyünün ağasıdır. Bu köyün ağası benim. Bu köyün ağası benim kardeşim hadi. Hadi işinize bakın. Hadi bir daha buralarda görmeyeyim sizi ha. Ölüyorsunuz. Ölmeyin. Ölme Karabaş. Ölme Karabaş dur.
Dur bunu çözeceğiz dur. Çok büyük aşırı ikmal kaybı yaşıyoruz. Ölme Karabaş. Sen kal. Sen de buraya gel. Karşılamam. Saldıracak mı bize? Henüz saldırmadı. Daha o kadar zeki değilmiş. Babacım şu adam biraz ikmal alsın ya. Şu adam az nefes alsın. Dur sen de bir geri gel. Aha. Bizim toprağa dalıyorlar. Gel abi gel. Bekle. X-Kral-TR dur. Şuraya gel. Gel abi. Daha büyük bir davamız var. Ya, ölüyoruz mu? Ne oluyor? Daha iyi olduk. İkmal azalıyor. Kaç. Koyarız oğlum biz bunları. Ezeriz ya. Aynen ezdik abi. Bunlar bizim ağzımıza sıçar. Bunlar nasıl bu kadar kalabalık oldu oğlum? Bunlar bu kadar kalabalık değildi ya. Şey mi geldi bunlar da? Anasının nikahı. Sen oradan nasıl geldin buraya ya? Nubiye'yi alacağız falan bir şeyler söyledik. Bir şeyler zırvaladık da öyle bir şey olmayacak gibi gözüküyor şu an. Bence yapabiliyorken Beyaz Barış yapalım. Beyaz Barış'ı da kabul etmeyecek. Hocam. Hoca ne oluyor hoca? İkmalden kaynaklı ciddi problemler yaşandı az önce. Dindarlık gelsin be. Şöyle bir dalsanız abi. Bir ikmalinizi bir alın iyice. Bir alın abi ikmallerinizi. Adam gibi bir ikmal alın. Sonra bir görüşeceğiz sizinle. Bir toparlanın iyice bir. Sıkıntı... Oğlum bunlar ne kadar kalabalık oldu anasını satayım. Bu ne oğlum? Meslek lideri. Ver abi Karabaş ver. Ver bize şey ver. Ayrıl sarayımdan. Benim topraklara bir gelsinler onlarla o zaman görüşeceğiz. Özel bir görüşme ayarlamamız lazım bu arkadaşlarla. Aldınız mı lan ikmallerinizi? Aldınız herhalde diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakın. Bizim bu arkadaşları yenmeme gibi bir şansımız olamaz. Olmamalı. Böyle bir şans olamaz. Yeneceğiz. Şunları alabilirim. 3 şövalye diyor. Lan kargıcı da. Habire kargıcı ya. Hafif yaya. Hafif atlı kemankeş. Topla abi mecburen. Gel aga. Gel. X-Kral TR gel abi. Onlar bir kuşatsın bakalım bizim mekanı. Şurada. Bunlar bizden nasıl daha yüksek kalitede ya? Vallahi büyük bir yalan bu. Çok büyük yalan. Bunlar benden daha yüksek kalitede olamaz. Kalitenin ta kendisi benim ya. Dağlık çöl savunması. Abi kalite biziz direkt kalite. Şurada ezerim ben bunları. Ay nehir geçişini ne nehirmiş ya. Şurada. Hadi oğlum bir yere girin. Tamam. Kosage'de. Gondar'da. Hadi oğlum bir yerde bir savaşalım sizinle. Tamam orada ezeriz ya. Bu kadar da değil. Beyaz Barış'ı onaylatmam lazım da para ekonomik anlamda sıkıntılarımız var şu an. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntılarımız var. Ne var burada? Tepe savunması. Oğlum tepe değil burası ya. Yalan. Yok tepe mepe orada. Kim söylüyor bunları, bu yalanları size? Şunları bir ez bakalım. Müttefiklerini bir ezseydik iyi olurdu. Heh. Tamam bunların ordusunu direkt sildik. Şimdi bunların ordu sayısı azaldı değil mi? Heh. Şimdi asıl konuya bir gelelim. Hocam. Şuraya gel. İkmalsiz kaldık yine ya. Abi ordu ciddi anlamda büyük bir ikmal sorunu yaşıyor. İkiye böl. Şurada bir ikmal alalım öyle devam edelim sefere. Beyaz Barış'ı da kabul etmiyor ki eşekler. Beyaz Barış'ı kabul etseler ona göre bir şeyler düşüneceğiz de. Onu da kabul etmiyorlar. Sen de bir Gojam'a git.
Paralı asker bölüğünün şeyi de oluyor. Dalacağız ya, kafa atacağız. Yapacak bir şey yok. Bir yerde bunlara bir kafa atacağız. Vallahi bir kafa atacağız bunlara. Başka türlü imkanı yok yani. İmkansız. Her halükarda benim bir şekilde bunlarla savaşmam lazım. Kaleye taarruz et. Beyaz barış yapacağız ya. Al abi kaleyi. %40 lan. Devam 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 devam. Devam 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 devam. Hadi oğlum. %51 oldu. Dur bakalım. Şunları bir daha etsek. Şunları bir daha etsek ne olur? Şurada bir daha etsek şunları. Oğlum kaçmayın lan. Lan ne sıkıntı ya. Tuttum tuttum. Vallahi tuttum. Tuttum ama neyi? Birazdan öğreneceğiz. Hadi. %64. %64. Şeyim nerede dur. Şu orduların hangisindeydi bu? Sende. Gel abi şuraya. Kassalı ordusu. Sana bir general verelim hemen. Sen burada kalacaksın. Sen de burada kal. İkmalsiz kalmamız lazım. Sen de şuraya geç. Geç abi. Ordu bayağı aç ya. Tamam, bunlar yenilendi. Bunlar yenilendi. Ne kadar ordusu kaldı bunların? Ezeriz abi, bu saatten sonra sıkıntı yok. Bu saatten sonra alırız diye düşünüyorum. Sen şuna yardıma gideceksin, ona saldıracaklar. Şuna yardıma gideceksin sen. Çok seri. Şöyle gir. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ölme Karabaş. Dayan abi, dayan, 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 dayan. Dayan. Hah, kafa atıyor bize salak. Oh. Güzel. Hocam şurayı da aldık mı bu iş biter. Hocam hadi hocam. Hocam hadi hocam. Önce biz alacağız. Dur dur dur. Genel taarruz. Genel taarruz. Genel taarruz. Kuşatmada genel taarruz. Ah vallahi koyduk. Vallahi koyduk. Bekleseydik bitmeyecekti. Koyduk. Oh be. Bunlar ne Kıpti şerefsiz bunlar. Bu Kıptilerin ünvanlarına el çektireceğiz ya da din değiştirteceğiz bunlara. Dur bakalım. Bir öncelikle bir kararlarına bir bekleyelim. Tamam sen şey yap bakalım. Sen değiştirmiyorsun. O zaman sen ünvanın feshedilecek senin. Kozun elimde bunu hapsetme şeyi yok mu ya? Bir dakika hapset. Hangisiydi değiştirmeyen? Bu değiştirdi. Şu. Şöyle nasıl yapıyorduk onu? Bana yapmışlardı bunlar. Tiran olarak görülmeden bunu hapsedebilirim. Etmezsem savaş çıkacak. Diğer hoşnutsuz vasallarla birlikte diyor benim. Hoşnutsuz vasallarım mı var ya? Bekleyelim biraz. Makurra'yı benim varisime vereceğim. Varisimin yeterince toprak şeyi var mı? Yönetemiyor. O zaman ne yapalım? Kime vereceğiz Makurra topraklarını? O kadar yer. Karakterimin başka bir oğlu. İnşallah tahtta ileride hak iddiası etmez. Ederse Allah belasını versin bunun. Verdiğim topraklar haram sıkkın olsun. Etmez etmez, sıkıntı yok. Din değişim faaliyetlerine devam edelim. Şuranın dini değişsin. Başka din değiştirebileceğimiz bir yer var mı? Kültür. Şuranın da kültürünü değiştir. Güzel. Vallahi bu krallığı zor aldık. Bizim için oldukça zor oldu bu savaş. Ben bir an beyaz barışı kovalıyordum. Ama alabildik. Gerek yok o kadar görkeme. Taç döveceksin. Döv lan, taç lazım bana. Bizimle otursun, bir şey olmaz. Ne olacak abi köpekten? Güzel. Müttefiklik öner. Kabul ediyorum hadi. Hadi sana kabul ediyorum. Nübya Krallığı ünvanına da bir alacağım tabii ki de. Paramız bir olsun. O Nübya Krallık ünvanını da alalım. Bu adam 57 yaşında hala sağlığı 10 numara. Varisi ölecek, kendi hala iyi valla. Delikanlı adam. Sağlam adam ha. Büyük adam. Para versene lan bana. Oğlum birileri bana para versin de şu krallık ünvanını alayım da.
Armacılığı aldık, harika. Peki şu an varisim değişti mi? Armacılığı alınca değişmedi. Tamam, artık ülke bölünmeyecek. Artık ondan dolayı rahatız abi. Ülke bölünmeden yaşayabileceğiz. Habeş İmparatorluğunu da alacağım yakında. Çok güzel. Şimdi şu eleman hapsedilecek de öncelikle bir krallık unvanını bir alayım. Bunu adam savaşta olduğu için gasp edemiyorum. Kimle savaşta bu? Hadi bakalım savaşları bir bitsin. Aslında hazır savaştayken o. Ben başka işlerle odaklanayım. Paramı buna kullanalım. Şunu hapsedeceğiz tiran olarak görünmeden. Tamam. Tamam, sadece o isyan etti. Başka isyan eden yok. Harika. Şimdi elimizdeki düzenli askerler onu yenmeye yeter diye düşünüyorum ben. Çok da asker kullanmayalım. Çünkü fazla asker kullanmak sıkıntı olabiliyor. Oh! Güzel taç yaptın lan, helal olsun. O adam kimse vallahi delikanlı adammış, sevdim. İyi taç yaptı. Fazla asker kullanmadan halledelim bu işi. Olabildiğince az askerle halledebilirsek bizim için en azından ekonomik sıkıntıları olmaz. Güzel. Bana acil iyi bir asker lazım. Mareşal lazım. Bir yerimi kuşatıyorlar mı? Bir sıkıntı şu anda gözükmüyor. Öğrenimden devam edeceğiz. Oh oh oh. Oğlum biz çok sağlam bir şey olduk lan biz. Biz ne olduk oğlum böyle biz? Nasıl bir komutan? Bu nasıl bir ülke lideri? Komutan değil de çok iyi bir yönetici olduk gerçekten. Çok sağlam bir yönetici olduk ya. Öyle böyle değil. Valla muhteşem bir yönetici olduk. Artık konseydekilerin yeteneklerini de alıyorum. %20'sini alıyorum. Bir kitap esere sahip olacağım da yüksek ihtimalle iyi bir şey gelmez ya. O yüzden hiç gerek yok. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Bu salak da biriyle savaştı herhalde. Kimle savaştasın sen? Seni dövüp dövüp duruyorlar. Yani sen dövüyorsun ama olsun. En azından biri bana yardım ediyor. Kızım mı öldü? Ayda. Çok üzüldüm. Aman ne kadar üzüldüm. Vallahi aşırı derecede üzüldüğümü söyleyebilirim ya. Çok çok fazla felaket üzüldüm ya. Öyle böyle değil. Çok felaket üzüldüm. Kızımın ölmesine. Şunun ünvanlarını da aldım. Güzel. Rakip kazandım. Çok iyi. Hoşuma gitti. Şimdi başka bir oğlum daha. Prens. Topraksız. Oğluma verebilirim burayı. Al abi yönet. Alödya senin olsun. Onun dışında şurayı da. Yine bir oğlum var. Topraksız. Orayı da buna vereyim. Güzel. Evlatlarım arasında topraklarımı bölüştürdüm. Şimdi Alva kardeşim. Şunu vasal olarak aktarayım sana. Senin hak iddian var orada zaten. Şurada da diğer oğluma da bunu vasal olarak aktaracağım. Neden? Aktaramıyorum. Ha sen dük değilsin. Seni dük yapacağız önce. Önce seni dük yapmam lazım. Düklük ünvanını vereceğim. Tamam, orası da otomatikman verildi zaten. Krallık ünvanını da alabiliyorum artık Nübiye'nin. Artık hem Nübi hem Habeşistan kralıyım ve gücüm Kahire'den daha mı yüksek? Değil. Değil. O zaman bizim şimdi ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Düzenli askerlere gitmemiz lazım bizim. Düzenli askerlerle asker sayımızı arttırsak çok iyi olacak. Artık şeye de gittik. Şunların da seviyesini arttırabiliyorum. Bizim Kapitol nerede? Şu Kapitol'ü hemen bir seviyesini arttıralım. 302 altın gelsin. Gelirim de hayvan gibi oldu. Harika. Gelirim şu an bayağı sağlam. Vallahi gelirim bayağı iyi. Şu da bana Mısır Sultanı'na savaş açmaz diye düşünüyorum herhalde. Açmaz yani, kendisi öyle bir delilik yapacağını düşünmüyorum ben. Yaparsa da savunuruz herhalde ülkemizi ya, o kadar da değil. Ama bunların Müslüman olmasından dolayı çok destekçisi var. Benim destekçim o kadar yok. Öyle bir problem var. Bunlar Müslüman ya, çok yakın, çok direkt ittifak bulabiliyorlar kendilerine. Ben bulamıyorum ittifak. Onlar buluyor. Ben ittifak bulamıyorum. Çünkü tek Yahudi devlet biz varız yani. Bu bizim için biraz problem. Tamam. İberya'da şu an hala içler bayağı karışık. Önce bir Habeş İmparatoru olayım da öyle devam edelim ilerlemelerimize. Hak iddiası satın al diye bir şey geldi lan. Kim benden ateşkes satın alıyor? Damot. Tamam abi, para lazım zaten bana şu an. Şu an zaten para lazım. Ana Kapitol düklüğümdeki yerleşkelerin seviyesini arttırmaya çalışacağım ilk olarak. Şurayı da arttıralım. Parası bir gelsin. Bunların bir seviyelerini arttıralım. Başkentimiz burası zaten.
Öncelik burada. Güzel. Artı 40 oldu gelirimiz. Oğlum da tahta geçince büyük sorun çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Oğlum da iyi bir yönetici. 22 idareciliği var. Oğlum da sıkıntı yaşamaz diye umuyorum. Damot'la aslında ateşkesi almamıza gerek yoktu. Ben onu döverdim. Ama gerek yok böyle bir şeye şu an. Şu an ülke bir otursun. Henüz daha yeni yeni çünkü şey yaptık. Aa, ben bunu ünvanla feshedebiliyorum. Kabul etmeme şansım mı var oğlum? Zaten bu hapiste değil mi? Ha, ben hapsetmemişim ama başkası hapsetmiş. Kim hapsetti ki seni? Hapseden bu. Sen kimsin lan? Oğlum hayırdır lan, benim vasalımı hapsediyor. Bunun ağzına sıçarım ha. Hayırdır abi? Bizim şu an gerekli olan tüm toprakları aldık Habeş ve Nübiye'de. Yani Nübiye'de sadece bir yer bizde değil, o da bunda. Onu da alırız istesek de. Gerek yok şu an. Gerek yok. Bilgin özelliğini kazandım. Of 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 of. Gelişmişlik artışı falan. Oğlum neymiş lan bu? Bu öğrenim de çok iyiymiş ha. Şu konseydeki adamı değiştireyim. Bana daha iyi öğrenimli olan biri yok mu ya? Bir tek bu var yeğenim. Geçsin. Oğlum zaten şey. İyi diplomat lazım bana. En iyisi sensin. Her şeyin en iyisini vereceğim abi. Her şeyde en iyi olan geçsin. Çünkü bana özellik veriyor direkt. Bana direkt konseydekiler yeteneklerini veriyorlar. Bayağı büyük bir devlet olduk ha, şaka maka. Harbiden güç olarak bayağı sağlamız. Bu Ajura Sultanı olmuş. Adal Sultanı da ilan etsin kendisini. Ben direkt onun adal topraklarına çökerim. Benim başkent Gondar'dı değil mi? Oranın hep adını unutuyorum ben. Gondar'daki işgale bitsin. Şuraları seviyesini arttıralım. Kale avluları henüz olmadığı için yapamıyoruz ama. Tamam, Gondar'ı hallettik. Şurası yükseltiliyor daha. Öncelikle buralara yatırım yapacağım. Ondan sonra diğer yerlere abi. Çünkü hiçbir şey olmasa bile burası benim elimde kalacak ki her zaman. O yüzden önce bir Gondar. Önce bir Gondar. Of, kılıç verdi. Sen ne diyorsun? Hem de yeşil. Dövüş yeteneğim de arttı. Yaşlı olmasam bayağı sağlam bir dövüşçü olabiliyoruz. Ama yaşlıyız tabii ki de. Yaşlı olmasak çok sağlam bir dövüşçü oluyormuşuz. Köpek gitti. Güzel. Ekonomimiz falan her şeyimiz yerinde. Daha da fazla binada basacağım. Olabildiğince yatırımlarımızı arttıracağız. Bazı toprakları veraset değişiminde kaybediyor olsam da illa bir gün yeniden bize gelecek sonuçta o topraklar. Gelmese bile yine ülkemiz için faydalı işler için kullanılacaktır diye umuyorum. O yüzden devam edeceğiz her zaman bu yatırımlara. Güzel. 46 oldu oğlum gelirimiz. Daha ne olsun? Mezhep liderinden para alabiliyor muyum? Bunda da para yok tabii ki de. Mezhep liderinde de para yok. Yoksa alabileceğim de. Eleman sadece bir tane devlet olduğundan dolayı düzgün bu da para kazanmıyor. Ve bir de rahiplik sayımız fazla değil ya bizim. Ondan kaynaklı da sıkıntılar var. Saray hekimleri daha ucuz alınır. Din değiştirme hızını arttıralım. Oğlum sağlığımız kötü şu an. Hayret, ilk defa kötü oldu. Bizim çocuk 44 yaşına geldi. Bu çocuk da çok iyi. Güzel. Harika. Muhteşem. Çocuk inşallah iyi yönetir diye düşünüyorum. Kaç tane yönetebiliyorsun toprak, bir bakalım senden. 8 tane mi yönetebiliyorsun? Bu bizim için biraz sıkıntı olacak. Sen ne gittin ki yeteneğinde? Vazife o da. Oğlum şuna gitsene, bölünmüş dikkate. Bölünmüş dikkate gitse bizim için daha iyi olacaktı. Ver lan, para ver. Şu toprakları da, şuranın da kralı olayım ben. Buranın da kralı olacağım. Kendimi oranın da kralı ilan ediyorum an itibariyle. Girelim. Kendimi oranın da kralı ilan ediyorum. Bak bunlara görüyor musunuz? Hemen yardım ediyorlar. Şair özelliği de kazandık. Her şey var abi bizde. Her bokoloğuz yemin ederim. Her yetenek var abi bizde. Saraya girelim abi. Güzel. Kim bu? Bir vasalımın sırrını öğreniyorum da. Biz kardeşim öyle sırları şu anda kullanmıyoruz. Gerek yok. Vasalım benim sonuçta. Bana bağlı kaldığı sürece sırrı benimle her zaman güvendedir. Vajı da şey yapalım. Güzel. Bana bağlı kaldığı sürece her sır benimle birlikte ölüme kadar gider abi.
Şunları dövebilir miyiz? Döveriz ya. Dövemezsek savaşın ortasında şey sokarız. O mu bana geliyor? Güzel. Kaleye taarruz ettirerek. Evet abi taarruz. Bitmedi mi savaş? Allah Allah. Yine sağlam paramız var oğlum. Habire para birikiyor lan. Habire para birikiyor valla. Ağır piyade hasarımız daha da artacak. Şunların da seviyesini arttırabildiğim kadar arttıracağım. Hazır mimar özelliğimiz var zaten bizim. Olabildiğince arttıralım abi. Hadi oğlum sen daha önce alırsın ondan. Bu iş biter yani. Güzel. Adanmışlık da kazandık. Şimdi bu toprağın da sahibiyim. Krallığı artık alabiliyorum değil mi? Alabiliyorum valla. Ama o toprağı şu an birine vermeyeceğim. Oğlum verir. Oğlum verir de ilişki kazanır onunla. Daha iyi olur hatta oğlumun vermesi. Sen de gel canım. Sen de gel hak yolu. Sana da hemen buldurtalım. Din değiştirme faaliyetlerine devam ediyorsunuz değil mi? Oha Fatagar 198 yıl mı? Ne diyorsun lan 198 yıl ne demek? Şuraya devam et o zaman. Şöyle. Bunları farklı yerlere yolluyorum bilerek. 198 yıl diyor ya. Yuh yani. Yeni aldığım toprak nerede? Burada bir vasalım olması lazım benim. Al kardeşim sana şurada ünvanını vereyim. Senin olması gereken bir ünvan zaten orası. Onun dışında şurası neresi? Başka bir düklük. Burayı da alalım. Ondan sonra da krallık ünvanını alalım abi. Yalnız bunlar bayağı kalabalık gelecek. Kim geliyor bunun yanında yardıma? 15.000 kişi falan diyordu bunlarda. Kim geldi? Neresi sen? Anasının nikahı. Oha Moğollara bak! Lan oğlum Moğollara bak bu ne? Ben karışmayacağım bakalım nereye gelebilirlerse gelsinler. Ne o yapmış lan Moğollar böyle? Oba! Moğollar neymiş lan böyle? Bu kadar güçlenmemişlerdi normalde Temuçin. Ben öldürmediğim için şu an iyiler. Öldürsem mi? Ne diyorsunuz? Şişleyeyim mi abi? Yok, gerek yok. Torunuma da burayı veriyorum. Al bakalım. İstesem şişlerim de. Gerek yok. Yalnız bayağı sağlam olduk ha Habeşistan olarak. Damot'u alacağım. Ajura'yı alırım bir sonrakinde. Krallık için savaşla adalığı gerek yok. Dış Ajura varmış. Bunlar da mı ayrı krallıklar? Bunların dinlerin benimle aynı olsa bunlara bağışlardım ama işte değil. İmparatorluğu alacağım abi ben. Habeş İmparatorluğu önce. Sonrasında Filistin vesaire. O topraklar alınacak. Da ben buna niye krallık için direkt Kahire'ye giremiyorum? Ha şimdi girebiliyorum. Güzel. Kahire'yi alıp İsrail'e de kurabiliriz. Direkt İsrail'e de kurabiliriz. Bu da olabilecek şeylerden biri. Güzel. Oğlum biz neyiz böyle ya? Biz neyiz böyle? Oğluma bile dil öğreniyor lan. Kaç tane dil biliyorsun lan sen? Bunu nerede yazdığını hep unutuyorum. Şuralarda yazıyordu normalde. Oğlum bir kişiyi öldürmüş. Oğlum senin öğrendiğin diller nerede yazıyor? En iyi arkadaşım falan filan. Oğlumla bayağı iyi ilişkiler kurmuşuz valla. Nerede yazıyordu? Neyse önemi yok. Şurada yazıyordu galiba. Neyse. Bulamadım. Güzel. Şuna da mı dalsam? Hak iddiası satın al diye bir şey var. Ona bir bakacağım. Gerek yok. Hak iddiası satın al diye bir şey var. Bunun direkt düklüğünü satın alabiliyorum. Dindarlık karşısında. Gerek var mı? Ben direkt zaten bu dükle kendim savaş açabiliyorum ya. Hak iddia ama gerek yok ki. Saçmalık olur öyle bir şey yapsaydım. Evet bu bölümün burada sonuna gelelim. Devletimiz bayağı güçlendi. Moğollar da bayağı güçlenmiş. Bakalım Moğollar neler yapacak çok merak ediyorum. Moğollara hiçbir şeye karışmayacağım ben. Harbiden Moğollar nasıl yapacak, neler yapacaklar göreceğiz bakalım. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.